Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Malatya Battalgazi ilçesinde Yenice Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Necati Ekim ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Evet muhtarım, köyler düzek işleri kapatıldı, mahalle oldunuz. Mahalle olduktan sonra hangi hizmetleri kazandırdınız efendim mahalleye kazandırdınız? Mahallede asfalt çalışmaları yapıldı. Yolların hepsi yapıldı. Toplaştırma girdi bölgeye. Evet. Toplaştırma arazi yollarını açtı. Çok güzel. Sulama gölet projemiz vardı. Proje bitti. Gövde ihale aşamasına gelindi. Evet. Muhtarlık evi yapıldı. Toplantı salonu, mezarlık. Bunların hepsi yapıldı. Evet. Kanalizasyon, içme suları da önceden vardı. Yani burada pek beklediğimiz bir şey yok. İl merkezine kaç kilometre burası? 15 kilometre. 15 kilometre. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne de yakın bir konuda. 5 kilometre. Evet. Güzel bir yerleşim yeri. Stada 4 kilometre. Evet. Yeni güzel bir stadyum yapılmış. Evet. İşte çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin de bu yani spora vermiş olduğu destekten dolayı devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu hizmetler yapıldı. Allah razı olsun diyoruz. Evet muhtarım, bu hizmetleri nasıl aldınız? Birçok yere gidiyoruz. Vatandaşın daha mahalleye dönüşen köyün yolu toprak, stabilize. Hizmet almamış. Bak çok güzel. Her taraf Kayseri. Malatya deyince aklımıza ilk Kayseri geliyor sayın izleyiciler. Muhtarım da sulama suyu sorunu çözmeyi için gölet için müracaat etmiş. Gövde aşamasına gelmiş. Doğru mu efendim? Prosesi bitti. Evet. Etüdü bitti. Zemin etütleri falan da yapıldı. Evet. Her şey bitti. Sadece evet. Gövde ihalesi kaldı. Çok iyi. Şimdi artık zemin etütü, zemin gevşek su tutmuyor cümlesini de tarihe gömüldü sayın izleyiciler. Biz daha önce bunları da hep gündeme getirmiştik. Manisa'nın Kula ilçesinde. O zaman işte zemin etütü hep gevşek su tutmaz demişler zamanında. O zaman, daha sonra işte teknik ilerleyişi şimdi membran kaplıyorlar. Doğru mu efendim? Evet. Artık o sorunu da kalktı. Bizim amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkta mutlaka desteklenmesi. Doğru mu? Evet. Yani ülkemizin kalkınması da buna bağlı diyoruz. Gençlerimizin genel geçim kaynağı neye dayalı efendim? Yani gençlerimiz sadece kayısırcılık veya hayvancılıkla mı geçimini tercih ediyor? Yok, genel memur. Memur. Okul oranı yüksek o zaman. Üniversite mezunları %70 civarı. Evet, çok güzel sayın izleyiciler. Bir de ziraat odası çok güzel muhtarlarımıza göndermiş. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Doğru mu efendim? Evet. Teşekkür ediyoruz ziraat odası başkanımıza da. Burada Malatya'da yapmış olduğumuz röportajlarda muhtarlarımızın %100'ü vatan sevgisi ve millet aşkıyla yandığını gördüm. Çok mutlu oldum. Devletin, sayın cumhurbaşkanımıza desteklerini gördüm. Doğru mu efendim? Vatan bizim vatanımız. Evet. Vatansız millet de olmaz. Evet. Milletsiz vatan da olmaz. Milletsiz vatan da olmaz. Mutlaka vatanımıza da sahip çıkmalıyız. Evet. Belediye başkanlarımız, muhtarlarımıza periyodik olarak ayda bir, iki ayda bir toplantı yapıyorum efendim. Fikirlerinizi alıyorum. Toplantı da yapılıyor. Fikir de alınıyor. Eksikler de. Yani bir mahallede hepsi yapılır da öbür mahallede hiçbir şey yapılmayacak diye bir kural yok. Sıradan herkesin bir kısmı yapılır, bir kısmı daha sonra yapılır. Evet. Ki başkanlarımız da bu konularda hassaslar. Evet. Gereken de yapıyorlar. Yani imkan çerçevesinde. Tabii. Onlara da İller Bankası'na herhalde ödenek geliyor. Doğru mu? Tabii. İşte ASKİ'nin artı, MASKİ'nin artı, işte içme suyu ve atık su bedeli, işte içme suyundan bir geliri var. Değil mi? Evet. Ama ilçe belediyelerin birçok şey imkanları elinden alındı. Paylaşıldı daha doğrusu. O haldeyken yine yapılıyor. Evet. Battalgazi Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Kendisine de biliyorsun Ara Sokakları ilçe belediyesi yapıyor. Burada da 2-3 hane nüfuslu mahalleye dahi asfalt yapmış. Sıcak evet. Asfalt yapmış. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye de örnek olmasını istiyoruz işte. Bunlar da ne yapıyoruz? Bir yerde yapılan hizmet, diğer yerlerde de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Tabii. Evet. Evet muhtarım, birinci dönem olmasına rağmen bu kadar çok güzel hizmet almışsınız. Bunu neye bağlıyorsunuz efendim?
devletin imkanları olduğu için bu imkanları bize veriyor. Evet, imkan olduğu için. Tabii. Yani olmayan bir şey beklenmez. Evet. Tekrar aday mıyız efendim? 31 Mart'ta biliyorsunuz seçimler yapılacak. Seçim olmadı. Seçimsiz mi tutar mısınız? Yine de olmaz. 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 Aileler, kabileler yani... Hepsi birbirine akraba. Akraba. Şu muhtar olsun diyor, o oluyor. Evet. Evet sayın izleyiciler, yani Türkiye'ye de örnek bir davranış, birçok yerde de bunları gördük. Tamam, biz bunun da örnek olmasını teşkil etmesini istiyoruz. Neden? Burada birlik beraberlik kazanmış arkadaşlar. İşte birlik beraberlik içerisinde olursa muhtarın bir yönelik olmasına rağmen mahalleye dönüşen köyün hiçbir sorunu kalmamış arkadaşlar. Bu çok önemli. Mahallenin arkasında gücü var. Doğru efendim? Tabii. İnsanların gücü var, katkısı var. Biliyorsunuz biz işte muhtarların sesi olarak muhtarlar özlük hakları iyileştirilmesi için yola çıkmıştık. Onda da başarılı olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ilk başkanı seçildi biliyorsunuz. Aylık ödenekler arttığı için birçok yerde 25 tane aday olduğu yer oldu. Tabii. İşte ara seçim oldu Şanlıurfa'da 65 tane bir aday çıktı bir mahallede. Ama burada birlik beraberlik kazanmış. Ben araştırmacı gazeteci olarak Battal Gazi Yenice Mahallesi vatandaşlarımızın tamamına da çok teşekkür ediyorum. Örnek davranışlarının devam etmesini temenni ediyorum. Ekleyeceğimiz başka konu var mı Mutan? Yok. Evet, Türkiye'de muhtarların sesi olarak birinci dönem olmasına rağmen mahalleye dönüşen köyün bütün hizmetlerini tamamlayan çalışkan ve örnek bir muhtarımızla röportaj yaptık. Yenice Mahallesi muhtarımız Necati Ekim'e çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.